Türkiye bir terkip. Kıtaların, Asya'nın ve Avrupa'nın, doğuyla batının, geçmişle bugünün, eskiyle yeninin, gelenekselle modernin buluşmasıdır Türkiye. Dünyada tarihin, coğrafyanın, zamanın, sanatın böylesine kaynaştığı bir başka ülke gösterilemez. Anadolu bir buluşmadır. Tarihin, medeniyetlerin, mimarinin buluşması. Türkiye, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Paleolitik çağdan başlayarak arkeolojinin insana ait bulabildiği en eski izler buradadır. Hitit, Lidya, Frig, Pers, Asur, Grek, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı burada. Tarihin tanıdığı birçok medeniyet en güzel eserlerini burada vermiştir. Türkiye, şaheserler cennetidir. Anadolu'da eski uygarlıklara ait eserlere en az Türk eserleri kadar önem verilmektedir. Dünyanın birçok yerinde başka kültürlere ve medeniyetlere ait eserler yok edilirken, Türkiye'de sanat değeri taşısın taşımasın tüm yabancı kökenli eserler koruma altına alınmıştır. Bu yüzden Türkiye, şaheser niteliğinde binlerce esere sahiptir. Dünyanın 7 harikasından Efes Artemis Tapınağı ve Halikarnas Bodrum Museum'da vaktiyle Türkiye topraklarında bulunuyordu. Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin bir bölümüyle birlikte bu iki şahesere ait parçalar da bugün dünyanın önemli müzelerinde sergilenmektedir. Diğerlerine ise sahip çıkarak bütün insanlığın hizmetine sunmaktadır. Nemrut'taki Komagene Krallığı kalıntılarından, Harran'daki Sabi kalıntılarına, Efes kalıntılarından Ayasofya'ya hepsi bu ülkenin zenginliği olarak kabul edilmektedir. Bu ülke inançların ve insanın kaynaşmasıdır. Her düşünce, her görüş, her din burada rahatça ifade imkanı bulmuş, hoşgörü burada yeşermiştir. Müslümanlar, Museviler, Hristiyanlar, kısaca üç büyük din bir arada temsil imkanıyla herkes kendi ibadethanesinde özgürce ibadetini yapmıştır. Camiye giden Müslüman, sinagoga giden Musevi, kiliseye giden Hristiyan aynı mahallede, aynı semtte kardeşçe yaşamış ve öylece yaşamaktadır. Ankara'da Hacı Bayram Camii'nin yanında bir tapınak bulunmasını bir hoşgörü abidesi olarak algılayabiliriz. XII ve XIII yüzyılda Selçuklu Türklerinin başkenti olan Konya, Selçukluların Asya'dan getirdiği sanatsal öğelerin ve taş işçiliğinin en görkemli eserlerini barındırır. Konya'da bir başka şey daha vardır. Her ne olursan ol gel, yine de gel diyen büyük sufi, büyük düşünür Mevlana. Ta 13. yüzyıldan beri insanlığı din, dil, ırk ayırmadan birliğe çağıran büyük mutasavvıf. O her yıl Konya'da sevenleri tarafından törenlerle anılır. Barışı insanlığa bir daha hatırlatır. Bu topraklar kültürlerin yeşerdiği ve aynı bahçede çiçek açtığı yerdir. Doğudan gelen kültürel birikim batıyla burada kesişmiş, burada buluşmuştur. Eski dünyayla modern dünyanın muazzam sentezi Türkiye'de görülür. İpek yolunun batı ucunu temsil eden Türkiye, doğudan batıya, batıdan doğuya bütün kültür ve sanat ürünlerinin taşıyıcısı ve buluştuğu nokta olmuştur. İnsanlar kervanlarda birlikte yolculuk ettiği gibi, anlarında, çarşılarında buluşarak kültür alışverişinde bulundular. Türkler, 1000 yıl önce Anadolu'ya gelirken gelişmiş bir kültür sanat birikimine sahipti. Bunu yaptıkları bütün eserlerde görüyoruz.
Ancak bunu yaparken karşılaştıkları medeniyetler ve kültürlere ait birikimlerle zenginleştirmesini bilmişlerdir. Divriği Şifahanesi, Kayseri, Sivas, Erzincan, Van kümbetleri, Konya medreseleri, Ahlat mezar taşları, Sivas saray ve medreseleri, Erzurum, Mardin, Diyarbakır anıtları gibi sayısız eserde bunun örneklerini görmekteyiz. Selçuklu ve Beylikler dönemi, yani 11. ve 14. yüzyıllar arası Türk sanatı ve kültürü büyük gelişme kaydetti. Anadolu bir taraftan mimari eserlerle donatılırken, estetik ön planda tutulmuş ve bütün eserlerin içi ve dışı bezenmiştir. Bu yüzden eşsiz bir taş işçiliği ortaya çıkmıştır. Öte yandan Türk hümanizmi diyebileceğimiz düşünce akımının büyük sufileri olan Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli gibi şair ve düşünürler bu yüzyıllarda eserlerini verdiler. Türk mizahının en büyük temsilcilerinden biri olan, hatta en ünlüsü Nasreddin Hoca bu dönemde yaşadı. Osmanlılar döneminde, yani 14. yüzyıldan sonra Asya, Afrika ve Avrupa ile daha çok temas imkanını bulan Türk kültür ve sanatı, hem bu coğrafyalardan daha çok etkilenmiş hem de etkileyecek duruma gelmişti. Bu dönemde kamusal mimari başta olmak üzere sivil mimarinin iç ve dış unsurları kendi orijinal gelişmelerini ortaya koydu. Türk kültürü en gelişmiş eserlerini bu dönemde vermeye başladı. Sadece şaheser nitelikli çiniler bir araya getirilmeye çalışsa ciltler dolusu eser ortaya çıkar. Yalılar, köşkler, camiler, medreseler, şadırvanlar, çeşmeler, ahşap minberler, kıyafetler yanında hat ve tesip gibi yazı ve kitap sanatları, minyatürler, ahşap ve metal süslemeler eşsiz örnekleriyle günlük hayatın içinde var oldular. Saray ve çevresinde gelişen sanat ve kültürün yanında sivil mimari ve süsleme sanatları da bu dönemde gelişti. Çadır ve alaçık gibi temel yapı biçimleriyle gelişmeye başlayan Türk evi, bugün Boğaziçi, Safranbolu, Bursa gibi yerleşimlerde örneklerini gördüğümüz ev, köşk ve yalılarda mükemmel örnekler seviyesine çıktı. Bu evler çerçevesinde renkli bir günlük hayat oluştu. Osmanlı kumaş ve dokumalarında ortaya çıkan bu çok renkli kültürel yansımalar, Türk halı sanatının Asya'dan ve Selçuklu'dan gelen birikimiyle Avrupa'ya da taşındı. Avrupalı ressamlar bu halıları ve desenlerini resimlerinde resmettiler. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl buradan yönetildi. Sultanlar ve onların maiyetleri burada yaşadı. Şimdi bir müze olan sarayda binlerce eser sergileniyor. Türk sanat ve kültürünün Batı ile ilişkisi 19. yüzyılda yoğunlaştı. Bütün sahalarda Avrupa daha ilgiyle takip edilmeye başlandı. Bu yüzden mimariden başlayarak minyatürden modern resme, geleneksel süslemelerden modern süslemelere bir geçiş yaşandı. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti yıkıldı ve yerine yepyeni bir devlet kuruldu. Laik Modern Türkiye Cumhuriyeti. Modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk, bütün sahalarda tek bir hedef gösterdi. Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak. Hayatın her sahasında olduğu gibi, kültürde de yenilenmeyi ve ilerlemeyi hedef alan bir ülkeydi bu. Bu yüzden kültürü, dili ve güzel sanatları inceleyen ve geliştirmeyi hedefleyen fakülteler, modern müzik ve gösteri sanatlarının öğretildiği ve sergilendiği konservatuvarlar, tiyatrolar, salonlar açıldı. Geçmiş kültürleri yaşatan ve koruyan arkeoloji bölümleri, müzeler hep bu dönemin eserleridir. Türk resmi bu dönemde büyük gelişme göstererek dünyaya seçkin örneklerini vermeye başladı. Türk müziğinde seçkin eserler üretildi. Türk bilim ve sanatı büyük gelişme gösterdi.
artık dünya ile birlikte yürüyen yepyeni bir Türkiye vardı. Bugünkü gelişmiş düzeyine Atatürk'e borçlu olan Türk kültür ve sanatı, geçmişten gelen birikimiyle birlikte yeniden üretiliyor. Batı'yla Doğu bir arada ve barış içinde bir buluşmayla medeniyetleri, kıtaları, kültürleri birbirine bağlıyor. Bir arada ve kardeşçe yaşamanın ve üretmenin örneğini veriyor. Türkiye, uçsuz bucaksız güzellikleri barındıran ülke. Doğasıyla, tarihiyle bir cennet. Türkiye, medeniyetlerin buluştuğu bir coğrafyadır. Cumhuriyet dönemi boyunca günümüze kadar süren, günümüzde de yenileriyle devam eden kazılarla onlarca medeniyet ve kültür gün ışığına çıkarılıyor. Zeugma Antik Kenti'nden Alacahöyü'ye, M.Ö. 10.000'lerden günümüze bütün eserler insanlığa kazandırılıyor. Yer üstündeki eserler de aynı ihtimamla korunuyor. Örneğin, Van Akdamar Adası'ndaki Ermeni Kilisesi bunlardan biri. Türkiye bu çalışmalarıyla medeniyetler buluşmasına öncülük ediyor. 2000 yılı sonu itibarıyla dünya genelinde Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı 690 kültürel ya da doğal varlık bulunmaktadır. 8000 kilometrelik sahil şeridi antik Roma Yunan kültürlerinin kalıntılarıyla doludur. Bu kadar çok antik şehir, modern Yunanistan'da veya İtalya'da dahi yoktur. Türkiye taşıdığı medeniyetler, barındırdığı kültürler gibi çok renkli bir iklime sahip. Doğuda kış, batıda bahar keyfi sürerken, güneyde yaz, Karadeniz'de ılıman bir sonbahar yaşamak mümkün. Türkiye'nin insanları da bölgeler ve mevsimler gibi göz alıcı renkli. Türkiye'nin doğası gibi insanları da rengarenk. Adeta sonsuz renklerle bezenmiş bir mozaik tabloya benzer. Türkiye, kültürlerin bir buluşması ve kaynaşmasıdır. Türkiye, modern bir terkiptir.